biçim hikaye böyle. Yılan değil mi? Aldık. Abim ödeyecek. Gel baba. Eski Açık YouTube kanalına ve Bu Ne Biçim Hikaye Böyle'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Kıyıcı ile beraberiz. Kıyıcı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? Çok özledik birbirimizi. Yeni bölüm olduğu için sana şey hoş geldin. Geldi. Aynen. Bir tane sarışın kız var ya, Ahmet Kaya'ya benziyorsun. Hadi itiraf edelim, hadi itiraf edelim. Arkadaşlar şu an bu bölümü stok çektiğimiz için az önce yani daha... Anladın mı neyi dedim? Ne? Sarışın bir tane kız var ya, Ahmet Kaya'ya benziyorsun yazmış ya. Çok beni görüşmemiş gibi. Aynen. Bak hadi gel itiraf edelim. Biz az önce arkadaşlar derbi programını çektik. Böyle bir yılbaşı falan filan muhabbetler olacağı için dedik ki stok bölüm çekelim. Bir hafta sonra onu yayınlarız şimdi diye. Şimdi balkonda bir hava aldık. Evet, balkonda bir hava aldık. Geri geldik ve tekrar hoş geldin Kıyıcı. Nasılsın, iyi misin falan filan. Ahmet Kaya. Bu haftaki bölümümüzün konusu 2023'ün bir özetini geçeceğiz size. Evet. Yine böyle üstüne konuşabileceğimiz şeyleri seçtik. Yorumlara sizin 2023'te hani bizim konuşmadığımız varsa, sizin seçtiğiniz varsa mutlaka alta yorum olarak bekliyoruz. Ve bugün bir 2023 almanağı yapacağız. Evet. Bir yılbaşı özel bölümü olacak aslında bizim için. Güzel de olacak. Güzel de kısa olacak. Kısa ama güzel olacak. Kısa, böyle hemen tıkır tıkır üstünden aynen geçtiğimiz güzel bir 2023 özetini aslında size konuşacağız ve sunacağız. Ve hemen direkt aslında böyle bence 2023'ün en bomba gündemiyle başlayalım diyorum. Hakem Halil Umut Meler'e bir yumruk ve ardından yere düşmesiyle beraber suratına tekmeye varan ciddi bir şiddet olayı. 30 yıldır herhalde lig izliyoruz. Aynı jenerasyon olduğumuz için 30 yılda evet ilk defa bu şekilde Süper Lig'de bir hakem mevzu, hakem şiddeti ve yerde tekmeleme özellikle. Ya hepimiz şu an erinç medya sektöründeyiz. Bir şekilde tutunuyoruz. Hı-hı. Aslında büyük resmin içinde paydaşlardan biriyiz. Kendi yaptığımız doğru, iş. Doğru. Bence televizyon başında izleyenler de paydaş. Sorumluluğumuz var. Var. Yani hakemle ilgili çok daha popüler olan yorumcuların yaptığı yorumlar, evet, başkanların özellikle yaptığı yorumlar, saha içindeki futbolcuların belki de işte hakeme karşı yaptığı tavırlar, kendini yere bırakmalar, tavırlar çok bu noktaya getirdi. Asla tasvip etmiyorum sosyal medyadaki ya işte böyle hatalı karar verirsen dayak yersin gibi. Bir kere adam yerde kafasını tekme atılıyor yani. Aynen. Ne ahlakası var, ne raconosu var. Çok üzücü bir hadiseydi. Bir daha hakikaten yaşanmasını istemiyoruz. Yani o adamın bir eşi var, çocuğu var, ailesi var, akrabaları var, arkadaşları var. Doğru. Öyle bir pozisyona kendisini düşürmesi, düşürülmüş durumda bırakılması. Tabii bunun süreçleri ve nedenleri, sonuçları iyi saptanmalı. Bir komisyon kurulacaksa Türk futbolundaki bu yaşanan rezaletin, şey demiyorum yani, hani el aleme rezil olduk kafasında değilim. Evet. Ama bu sorunları bir daha görmemek adına atıyorum şimdi senin yeğenin. Kendimize de rezil olduk. Yani mi? Senin yeğenin, benim yeğenim, birinin çocuğu, bir arkadaşımızın oğlu bir maç izlerken neden bunun yaşandığını, neden olduğunu mutlaka ki sorgulanacaktır. Evet. Hakem dövülebilir bir insan mı, bir şahıs mı diye sorgulayacaktır. Bu çok üzücü bir durum. Türk futbolundaki bunun izlerinin bir an önce ortadan kalkması lazım. Hatta yaşanan takımı sahadan geri çekme vesaireler de bunun ek tabii canım yani onun, tatsızlıkları. Onun artık şey ya, cesaret bulmasıyla gerçekleşen bir tabii olaydı yani. Yani yarın öbür gün ne olacak? Bir şampiyonluk maçı oynanacak atıyorum 2012 süper final gibi. Maç mı oynanmayacak? Evet. Maç mı yarıda kalacak ya da? Şimdi iki tane derbi var mesela hemen. Biz bunu yayınladığımızda belki iki evet derbiyi de geçmiş olacağız. Ve ciddi ben hakem olsam istemem ya. İstemez. Vallahi istemem yani. Yani bir de, şu ortamda hele Galatasaray Fenerbahçe derbi maçını yönetmek ben istemem yani. Tabii. Ya da atıyorum ileride oğlun diyecek ki hakem olmak istiyorum. Belki daha da kötü bir süreç bekleyecek onu. Evet. Hani bu mesleği yapmak isteyen eşin, dostun, arkadaşın bu işe atılırken iyi karar verdin mi diyeceksin, tenkit edeceksin. Gerçekten çok yalnız insanlar olduğunu gördük. Ha bu arada hakikaten bu sezon dünya genelinde hakemlerin performansı rezalet. Rezalet. İngiltere tamam Premier Lig'de de bu böyle, İspanya'da da böyle. Abi işte şey, VAR'dan kararı yanlış anlayıp düzelttiriyorlar, yani düzeltemiyorlar falan. Tabii yani Şampiyonlar Ligi seviyesinde bile böyle. Evet. Ama ilk defa bu sezon Türkiye'de böyle bir yaşandı. Şampiyonlar Ligi grubunda resmen kıyıldı yani. Bayağı mini maçında bir taraftan alındı, bir tarafa verildi aynen yani. Aynen öyle, aynen öyle. Orada öyle bir şey yaşandı. Ama bunun sorununu çözme alanı şiddet değil yani. Türkiye'de bunu görmek istemiyoruz özellikle. Peki sence buraya ne sürükledi artık insanları? Abi bu lafı istemiyorum, algı operasyonu, ama hakikaten dozajını çok aşan bir algı operasyonu var. Doğru. Hani Türkiye'de özellikle bildiğimiz yorumcuların saha yerine, kalibrelerine çıkıp da mesela çok iyi maç yazıları yazan popüler yorumcular şu an onu bıraktı. Her hafta programlarında satıyor diye. He, hakem konuşuyor. Evet. Hakem hocası olmadı halde. Hakem konuşurken de referansları kim? Lale Orta, evet. Deniz Çoban, Bülent Yıldırım. Ya Deniz Çoban hakemlikken, hakemken neydi ki yani kararları? Canlı yayında. Heh. İlgili kısa sürede bir karar vermem gerektiğini de düşünüyorum.
Bugün o kadar değil. O kadar değil bugün... hocam. Hocam o kadar değil. Ya çok büyük skandaldı yaptığımız. Çok sene. Net. Çok net abi. Benim birinci 10 maddelik bir ana eylem, acil eylem planı çıkartacak olsam Trio'yu kaldırırım abi. Evet. Yayıncı kuruluşta olmaması gerekiyor öyle programın. İkinciyi de ne koyarım biliyor musun? Abi hakemlere röportaj yaptırırım. Tabii. Abi niye konuşmuyor eskiden bu hakemler? Eskiden böyleydi, konuşuyorlardı. Evet. Yani, niye konuşmuyor bu hakemler? Yani Serdar Tatlı'yı ben çok net hatırlıyorum. Serdar Tatlı da hotshot hakemdi yani. Yanına aynen. Girip de öyle yani hoca bilmem ne deyince yani bayıltırdı seni bakışları. Öyle tabii. Dikerdik tabii, bir sana. Asker kökenli hakem derdik ya öyle aynen. Hakemlerdi. Barajlar konusunda lütfen itiraz etmeyin. Çünkü adımlayarak sayıyorum. Üç takıma da eşit. Ao, mao diye sesler çıkartmayalım. Adımlıyorum. İki tarafa da eşit şekilde. Oldu mu? Başarılar. Şimdi o mesela derdi ki karşılaşmanın şu dakikasında şu oyuncunun yapmış olduğu şu hareketten dolayı bu oyuncunun kendisini aldatmaya yönelik hareketi gereği ben bu oyuncuya penaltı vermedim evet. Derdi. Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy'du o zamanlar. O zamanlar da hiç böyle olaylar olmazdı. Hani Haluk Ulusoy'u beğenmezlerdi ya. Aha. Bu Galatasaray'da bilmem de. Bir baksınlar bakalım Haluk Ulusoy'un dünya üçüncülüğü döneminde Türkiye'de böyle olaylar yaşanmış mı? Hiç. Hiç. Ya abidik gubidik yine konuşuluyordu işte. O yok o abi öyle hatırlarsın, böyle falan. Gençler Birliği UEFA'da çeyrek finale falan gidiyordu ya evet. Onun döneminde. Evet. Azantep Roma'yı yeniyordu o dönemde. Bir sürü başarılar vardı. Şimdi biz burada neleri konuşuyoruz? Bir tane de fikrim, bunu sürekli söylüyorum bu arada. Abi şu VAR konuşmaları canlı dinleyelim ya. Kimseye ayrıcalık tanınmasın, herkese açık abi olsun. Abi kimden neyi gizliyorsun mesela? Ben onu gerçekten anlamıyorum. Evet. Ya sen orada bence evet bir şeyler karıştırılıyor demek ki diye düşünüyorum ben bir yandan. Abi VAR konuşmalarını o an canlı yayınla. Abi dinleyelim. Sen zaten orada kuralı tartışmıyor musun? Bir de şey değil mi? Hani senin dediğini yapsa hakemi için bu defa bilmem nerede ya o inşaat işine girdi o yüzden böyle tabii, karar verdi. Bunun atıyorum beyaz eşya bayisi var. Aynen. Bunlardan da hakemini koruyorsun. Abi işte diyorum ya şey de var mesela. Bazen benim hakem konuşan işte pozisyon hatalı pozisyonlar tartışmalı pozisyonlar konuşanlar arasında ben mesela Fırat Aydınus'u referans alırım her zaman. Fırat Aydınus'ta da mesela bazı pozisyonlarda ters düştüğüm kararlarda ters düştüğüm şeyler oluyor mesela. Ama kendini anlatıyor ya. Kendini anlatırken onun bakış açısını anlayabiliyorum. Aynı fikirde değilim. Evet diyorum ki ben Fırat Hoca'yla aynı fikirde değilim. Ama nereden baktığını anladığım için yargılamıyorum mesela tabii. Adamı. Belki de Atilla Karaoğlan mıydı? Beşiktaş maçında kırmızı kartı iptal etmedi mesela. Hmm. Bence çok haklı bir neden. Ben abarttığını düşünüyorum dedi şeyi. Aynı fikirde olmayabilirsin. Yanlış olabilir. Yani tamamen %100 yanlış bir karar olabilir. Ama orada hakemin ne düşündüğünü anladığın anda... Tabii. Niyetini. Bence okeydi. Evet. Mesela Beşiktaş maçındaki VAR kayıtlarını açıkladılar işte. Ya bence okey. Bence Beşiktaşlı da ya da rakip mesela. Rakip taraftarlar da çok şey yapmıştı. Hani neden o kırmızı kart verilmedi diye. Ben de demiştim. Ve VAR kayıtları açıklandıktan sonra dedim ki ha iyi tamam böyle düşünmüş adam. Evet. Ha yanlış. Evet doğru yanlış. O her türlü kırmızı çıkması lazımdı. Ama adam abartılı bulmuş karşıdaki tepkisini. Ki gerçekten de karşıdaki tepki bir tık abartılıydı. O yüzden okey anlamıştım yani. Abi abartıyor ya ben sarıda kalacağım. Tamam. Karar senin tamam. Ki... Senin dediğin noktada hani hatalı karar vermek başka, niyet başka. Evet. En iyi niyetli hakeminin başına geldi bu olay. Aynen öyle. Şu an derbiye yönetecek hakemle ilgili 50 tane spekülasyon çıkacak. Ya işte. Yarına kadar. Bir önceki programda konuştuk ya. Babasının aynen. Fenerbahçe'de yani, maçında yaptığı yani. Penaltı falan konuşuluyor yani ama artık. Ama MHK ile ilgili abi, TFF ile ilgili bir revizyon yapılacaksa ben hep şunu konuşma taraftarıyım. Kendi yaptığım podcast yayınlarında da bunu söyledim. Türkiye'de Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, eski federasyon başkanları işte Haluk Ulusoy, dönemin eski federasyon başkanı kimse mesela Mahmut Özgener, evet. Yıldırım Demirören hepsinin teknik adamların, spor yorumcularının, kulüplerin, başkanların, bazı takımın futbolcularının kaptanlarının olduğu bir konsorsiyum kurulup Türk futbolu nasıl düzelir? Herkes 3 madde. Herkes 3 madde. Eniş Bilecan mesela atıyorum 3 madde. Hüseyin Kıyıcı 3 madde. Evet. Herkes bir şey söyleyecek abi. Bu bir toparlanacak, bir dosyalama haline getirilecek. Bu maddelerden Türk futbolunun geleceğine dair, geçmişine dair değil artık, geleceğine bir 10 sene sonrasına dair bir acil eylem planı. Nasıl depremden önce bunu yaparsan konutları kentsel dönüşüme sokup da güçlendiriyorsun ya. Sadece ayaklarını güçlendirmezsen hep bu zeminde gitmeye devam ederiz. Bir de şunu yapman lazım abi. Bunu tam bunu yaptın. Yaptın uygulamaya soktun ya. Biri çıkıp diyecek ki arkadaşlar bizden önceki PFDK kararları, tahkim kararları falan filan getirip önümüze koymayın. Tabii. Bu saatten sonra biz temiz sayfayı çektik. 2 sene önce yok ona o verilmiş buna bu verilmiş demeyin bize demesi lazım. Aynen. Abi bir karar çıkıyor. Ya herkesin heybesinde haklı bir yer var tamam mı? Abi 5 sene önce bilmem kime 3 maç verilmiş. Buna niye böyle verilmiş falan filan. Abi ya da böyle ilerleyemeyiz ki yani. Bütün hakemlere diyeceksin ki bak şu Hüseyin Göcek. Hüseyin Göcek 14 yıldır Süper Lig'de maç yönetiyor abi evet. Mesela. Hüseyin Göcek'ten biz seneye vazgeçiyoruz. 2 tane hakem
eski MYK başkanı. Hı-hı. İsim önemli değil yani. Atıyorum Erman Toroğlu, Ahmet Çakar bilmem ne. Fırat Aydınus ya da dediğin gibi. Bunların kontrolünde yeni hakemler gelecek. Hüseyin Göcek, Atilla Karaoğlan 2 sene sonra Türkiye Süper Ligi'nde maç yönetmeyecek. Aynen. Bu yeni hakemlerle başlayacağız. 0 kilometre bagajsız adam mı istiyorsunuz? Bagajsız adamı gelecek. Bunu da kulüplere söyleyecekler. O zaman da kimse itiraz etmeyecek. Evet. Başka türlü bir imkanı yok abi. Bir de dediğin gibi ya, hakem şu an bütün hakemlerin bagajı var. Var abi. Hüseyin Göcek maç yönetiyor ya. Daha büyük bir Türkiye Süper Ligi için rezalet yok yani. Düşsene abi şimdi Hüseyin Göcek Lincoln'un Kadıköy'deki gol attığı maçta Lincoln'un topu kaleye girerken gol olduğunu anlayınca endirekt serbest vuruş diye iptal eden adam. Aynen. Bu adama nasıl güvenirsin? Nasıl maçı yönetmesine inanabilirsin? Ve sürekli Galatasaray basketbol formasıyla fotoğrafı yani, paylaşılıyor ya. Yani o da işte Eyyam'a girmesin diye. Aynen. Ben Galatasaray'la ilk saklı değilim demek diyor. Aynen öyle. Evet, ikinci maddemize geçiyoruz. Bu arada bu maddeleri kronolojik olarak sıralamıyoruz. Sadece aynen, gelişine konuşuyoruz, haberiniz olsun. O yüzden kronoloji bakmıyoruz buna. Zaha'nın transfer çalımı. Açıklandığında ne hissettin? Sen çok seversin Ali Cappar'ı. Evet. Sana sorayım bunu. Ya açıklandığında ne hissettim? Ben bir hafta önceden biliyordum. Biliyordun. Evet, bir hafta önceden biliyordum. Ama şey değil tabii yani. Kerem'i bozar diye düşündün mü? Kerem'i değil de. Kerem için. Abi şöyle, Zaha'yı alma imkanın varsa alırsın ya. Ben de alınmasını doğru, oynatıldığı yeri yanlış bulanlardanım. Şey diyorsun değil mi? Ben 4-4-2'nin Icardi'nin dublajcısı. Evet. Icardi'nin dublajcısı. Bence de kesinlikle. Yani Kerem, Torreira bir tutucu olarak 6'da oynayabilir. O zaman 8 numara alman lazım. Ya da Torreira 8, Kaan elindekilerle devam edecek sanırım. Kaan tutucu, evet. 6, yanına Tete veya Ziye, Zaha, Icardi. Bir de şey diye düşünüyorum abi ben. Zaha'nın da öne eklemlendiği bir senaryoda Kerem'in çok daha büyük boşluk alanlar tabii bulabileceğini düşünüyorum. Bir de belki skorerliği biraz azalabilir. Okan Hoca da bunun çok iyi bir uygulayıcısı. Başakşehir'de bunu sağ kenarda Vişça. Krivelli şeyle beraber. Krivelli Demba'yla, solda da Elia ile yaptı. Elia ile yaptıysa Kerem'le Elia ile yapar yani. Elia gibi dağınık bir oyuncuyla yaptıysa. Sadece şey, gol sayısı biraz azalabilir. Ama asist sayısı ama artar. Burada da işte Icardi'ye geçen sene o gelen topların etkinliği Zaha ve Ziyech sahada olunca o bağlantı olmuyor ya. O bağlantı çünkü, inanılmaz gelir. Çünkü ikisi de içe kat etmeyi topla seven. Evet. İnsanlar. Evet. Ve şey yok. Kutu koşusu yok ikisinde de. O biraz sıkıntı. Zaha olursa eğer yanında mesela Kerem'le Icardi'nin kurduğu şirketi Zaha'yla da Icardi daha fazla kurmaya başlar. Doğru. Çünkü hani Zaha servis de var. Ronaldo'nun bir forvete evrildiği Real Madrid dönemi. Bu örneği çok veriyorum ama çok doğru örnek bence. Benzema ile beraber oynarken Benzema'nın onu taşıdığı. Evrilmenin hani, kralı. Tabii. Değil mi yani? Zaha artık bence o seviye. Bence de. Hem yaşı itibariyle hem de fiziksel gücü itibariyle ve müthiş de yapar yani. Bence de. Çünkü çok akıllı oyuncu abi. Akıllı oyuncu, bir de servisi de var. Var. Ya pasörlüğü de var. Yani çok var. Konuşulmuyor tabii. Ama mesela yani bu pasörlüğü de var Zaha'nın. Abi yani. Eze, Olise, Eduard üçüyle beraber Palace'ı öndeki top tutan, öndeki oynatan oyuncu Zaha'ydı. Evet. Burada hayli Kerem de varken, hele ki bir de Galatasaray 8 numaraya Torreira'nın yanına Torreira'yı tutucu yapıp da 8 numara alırsa playmaker tarzı, hmm, o zaman daha da çok bunları besleyecek oyuncu olur. Peki sen ne hissetmiştin Zaha'nın açıklandığı an? Ya ben hakikaten çalım olarak olduğu için çok sevindim. Büyük çalım. Büyük çalım. Çalımın kralı. Kralı. Onun çalım da öyle olur. Tabii şimdi Beşiktaş'tan aldığın gibi olmaz. Aynen. Beşiktaş'tan tabii çalacak parası yoktu çünkü. Şey değil, bir ara geçen sene Kazım Can'a da transfer çalımı falan işte de Halil Dervi. Yine bu tabii, sene Halil Dervişoğlu falan filan. O, onlar çalım değil. O, çalımcık. Little çalımcık. Çalımcık. Çalımcık daha doğrusu ama. Kazanılan ikili mücadele. Ama süreç de çok iyi işledi abi. Ali Cappar'ın o dönem çıkması, evet, evet, şarkının uyumu, Emir Can'ın. Bir de Fenerbahçe'nin kullanması tabii, önce. Tabii. Sonra tabii önce Fener'in kullanması. Kontrol olarak senin Fener'e kullanması. Sosyal medyanın transferden çılgın attığı bir yaz. Evet. Temmuz ayı. Çok hoşuma gitmişti ama bu anlamda bence bunun pekiştiği an, yani tadının böyle patladığı an. Hani şöyle söyleyeyim. Bir çok güzel bir makarna yaparsın. Aha. İlk yaptığında çok sıcaktır. Ama o sıcaklıkla beraber yerken bazen midene oturur ama aynen, bir gün sonra çok açken yersin de onu çok, of, lezzetli gelir soğuk ya. Soğuk bir de buzdolabından çıkartıp. O şampiyonlukta. Yoğurda karıştırıp. O yer. Şampiyonlukta tat daha büyük patlayacak. Kesin, kesin, kesin. Öyle düşünüyorum yani. Ya şey gibi işte mesela. Geçen sezonun sonuna doğru böyle bir şey haberleri çıkmıştı ya. Benim örnekle bir gün bir köy kahvesine gidersin diye. Bir köy kahvesine gidersin. Selam aleyküm bir çay ver dersin. Çay içer gidersin. Bir de küfür edersin. Selam aleyküm falan filan dersin. Çaycı falan dersin. Kavga eder çıkarsın. Kahve dağılmış insanlar falan filan dersin. Bu Samsun maçı da öyle maç oldu. Selam aleyküm bir çay ver dersin. Çay içer gidersin. Geçen sezonun sonlarına doğru böyle bir şey çıkmıştı ya ortaya. Icardi önce Fenerbahçe'ye önerildi de Ali Koç kabul etmedi diye. Allah yazdıysa olsun. Doğru bu arada. Tabii. Doğru yani çok kızdılar var ama. Var ya Jesus'la var ya inanılmaz goller atarlardı. İşte bak şampiyon oldun. Mesela bence Icardi de çalımdır.
Tabii canım, tabii. Büyük çalımdır. Tabii büyük çalımdır. Bu sezon başında gittiler çünkü. Fenerbahçe bu sezon çalımdır. Başında gitti. Hatırla sen Kardiye. Galatasaray, Aziz Yıldırım, Alex de Souza yuhlandı statta. Aziz Yıldırım çok büyük ayakta alkışladı. Çok büyük başkan, herkesi susturdu valla. Evet. Korktu ayağı. Şöyle yaptı abi. Bütün stat sustu yani. Bütün stat Azize maçında sustu. Galatasaray teklif yaptı Adnan Polat. Alıyordu yani Alex'i. Evet. Türkiye'de beni rahat yaşatmazlar diye gelmedi Galatasaray. Doğru. Onu göze aldı. Belki de pişmandır Aykut Kocam olayından sonra gelmedi. Aynen. İşte sonra hoca geldi tabii, falan. Tabii tabii. Aslında tabii. Tam yani gideri varmış be. Gideri varmış be. Gideri varmış be. Bir düşünsene en büyük efsaneyi alıp sarı kırmızı parçalı gidiyor. Ne Galatasaray winner'lığıyla da buluşuyor. Mesela ben Barış olayında da hatırlarsın hani. Kefen giyerim, sarı kırmızı giymem. Giymem. Tabii ama tak. Adama giydirirler işte böyle. Aynen öyle. O çok güzeldi mesela. Ama hakikaten keyifli bir yaz transfer dönemiydi. Özellikle Zaha hamlesini. Tete o kadar bence değildi. Değil. Transfer çalımı. Değil. Hani görüştüler falan eyvallah. Ama Zaha'nın tabii. Çünkü şeydi. Hatırlıyorum o zamanlar mesela Fenerbahçe transfer yayınlarında falan bir anda Fenerbahçeliler doğuşuyordu canlı çete. Ve şeydi yani 100 tane mesaj varsa 98'i Zaha'ydı. Geçen sene bizim Avrupa yayınlarında Frist'le falan konuşuyorduk. Şey diyordu mesela hani Juventus alabilir abi Moise Kean'dan çıkıp. Aynen. Barcelona Osman'a Dembele'yi Paris Saint Germain'e verince Barcelona'da oynayabilir Zaha diye konuşuyorduk yani. Öyle bir adamdı yani. Öyle bir adam geldi yani Türkiye'ye esasen. İşte bakalım sezonun devamında ben işin rengini değişeceğini düşünüyorum. Şu ana kadar. Biraz daha hatlar keskinleşecek. Yine de baktığın zaman. Çok kötü değil. Çok kötü ama değil ama çok şey da değil. İyi değil. Şey değil. Zaha'yı niye aldın abi? Şampiyonlar Ligi için aldın. Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde de istediğin performansı aynen, vermedi. Bunu aynen. Netleştirelim. Şu an makasta. Evet. Ne çok kötü ne çok iyi makasta. Aynen. Şu an aslında tam transfer çalımının tadı değil. Değil. O onda da net olabiliriz yani. Değil. Evet sıradaki 2023 konumuz Ronaldo Arabistan'a gidiyor. Messi de Amerika'nın yolunu tutuyor. Futbolda bir devrim be abi Ronaldo'nun gitmesi. Her ne kadar ben Suudi Arabistan Ligi'ni izlemesem de. Devrim. Ama iyi devrim mi kötü devrim mi? Kötü devrim. Büyük. Karşı devrim aynen. Karşı Hasan devrim. Hasan arkadan suple verdi. Karşı devrim. Karşı güzel. Devrim. Karşı Bilmiyorum devrim. Sen. Ama şeyi düşünüyorum abi. Beraber bir takımda oynasalardı. Hep düşüncem de böyle. Of çok iyi olurdu be. Çok iyi olurdu. Bence dünya futbolu bunu bir hak etmişti. Ya şeyin filmi var ya. Sylvester Stallone, Pele. Hepsi aha. Bir takımda oynuyor. Kozmos evet. Takımı mıydı neydi öyle bir şeydi. Oradaki aralarındaki rekabet de iyi olurdu. Şeyde reklamdı. Bir tane reklam vardı. Uzaylılara karşı oynuyorlar evet, falan. Evet. Mesela onun bir şeyi olurdu aslında. Tabii. Güncel hayata uygulanmış bir, uyarlanmış bir filmi olurdu yani. İkisinin de hatalı birer transfer kararıydı yani. Kesin. Ronaldo'nun Juventus gittiği. Evet. Ronaldo çünkü kalsaydı mutlaka ki Real Madrid'de bir şampiyonluk veya bir Şampiyonlar Ligi daha indirirdi. Şampiyonlar Ligi daha olurdu. Alırdı. Messi'nin de Barcelona'dan Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain'e geçişi. Ama orada Messi'nin çok hatası yok ya. Abi şey oldu Barcelona biraz. Biz senin maaşını ödeyemeyeceğiz dedi. Ödeyemeyeceğiz dedi ama. Sonra onun kat be katını parasını harcadı falan. Paris Saint-Germain doğru olmadı Messi için. Messi skalasında bir adam için iyi olmadı. Çünkü evet. Onu ben çok da eminim Pep Guardiola almayı istiyordu. Yani City'ye mi? City'ye istiyordu yani ki oyununda Messi de Premier Lig'de görmek çok daha güzel olurdu. Tabii canım daha dar alanda daha tabii. Sahaya hapsetmiş, yarı sahasına yani hapsetmiş Messi, bir City. Yani Messi, Neymar, Mbappe'den bir Messi, Neymar, Suarez olmadı. 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 O yönden de bu ikisinin de birinin Amerika tercihi yapması ki doğru. Hani hem yatırımları var orada hem de orada Dünya Kupası'ndan sonra geçiş onun için çok tatlı geldi. Evet. Çünkü fiziksel ve zihinsel çok yorgundu. Ronaldo için de karşı devrim Hasan'ın söylediği gibi bir alan açtı ve hakikaten zaten çok zengin oyuncu. 1,5 milyar dolarlık bir oyuncu ama müthiş bir para kazanıyor yani şu an. Ama şöyle bir durum var Feyzi. Ya maçları izliyorum bazen. Abi herif orada bile çok hırslı ya. Hırslı. Ya şey yok mesela hani geleyim burada paramı alayım tabii. Takılayım falan yok. Abi Ten Hag onun hırsını çok köreltmişti. Evet. United'da çok Bruno Fernandes'in yaptıkları takımda Ronaldo'ya işte Rashford'ın falan yaptıkları Ronaldo'nun çok canını sıktı. Siz kim köpeksiniz ya? Yani. Ya hakikaten tarihin en iyi oyuncularından birine siz kim köpeksiniz tabii. Ki bu hareketleri... Old Trafford'da sanki bütün kulüpte United'ın bütün işleri doğruymuş gibi adamın reklam panolarını hemen söktüler falan filan olan çok... Ya hiç yapılmayacak bir şey. United'a 2008'de kupayı kazandıran isim Ronaldo. 2009'da evet. Finale getiren Ronaldo. Aynen öyle. Chelsea, Jose Mourinho, hegemonyasını tekrar yeniden yıkan Ronaldo ve sonra Alex Ferguson ikilisi ya. Hatta o dönem aklıma geldi... City o transfer döneminde Jack Grealish almıştı. 100 milyon evet. Euro gibi bir bedelle. 100 milyon pound gibi hatta bedelle. Hatta o sezon yararlanamamıştı. Tabii aynen. Çok oynayamamıştı. Sonraki sene, sezon evet. Toparlamaya başladı Grealish. Messi'yi Guardiola'yla bir kez daha çalışırken onun altında onun idaresinde çalışırken görmek isterdim yani doğrusu. Ve Premier Lig'de de hani şey var ya Ronaldo United'da bunu yaptı. Messi de City'de şunu yaptı diyebilirdik. Doğru. O hikayede. Bence şu an bile asa alır. Tabii canım alır. Guardiola. Tabii canım. Çünkü hala şey diyor ya aslında Kevin De Bruyne sakat. Altın top şey olması lazım. Tabii. İkiye ayrılması lazım. Bir Messi'ye versinler, diğerlerini de diğer oyuncularla bölüştürsünler. 45-50 gol attı. Ballon d'Or şeyinde hala
Haaland kendi oyuncusu, onu övmüyordu. Messi övüyor ya. Müthiş bir şey hayranı ya. Takıntı yani. 2023'ün seçtiğimiz konularından biri de Kuntz ve Montella değişimi. Bu kadar kaoslu Türk futbolunda ümit veren en yegane şey. Evet. Sence Avrupa Kupası, yani şey, Avrupa Şampiyonluğu şampiyonasına gerçekten o değişimle beraber mi gitti? Yoksa mesela atıyorum Kuntz kalsaydı da... Abi bence Hırvatistan'ı yenemezdik ya. Öyle mi? Çok bağ kopmuştu Ermenistan maçında. Doğru. Yani takım hiç gidemiyor. Cenk bile solda oynatıldığı için eleştiriliyor zaman zaman. Abdülkerim Bardakçı'nın yüzüne bakılmıyor. Çok ki kötü. Ki bir de Samet Akaydın geldi. Tabii. İyi futbol oynadı. Kafasında Kuntz'un şey bakma Fenerbahçe maçlarında kötü oynadığını. Tabii. Milli takımda iyi performans ya sergiledi. Şey yapıyordu abi Kuntz mesela. Eniş Bilican atıyorum Roma. Abdülkerim Bardakçı Galatasaray. Ya bu Roma'da oynamıyordu ama alalım oynayalım 11'e çıkar. Mesela. Bunu çok yapıyordu mesela. Evet. Atıyorum işte bir oyuncu kendini gösteriyor, oynatmıyor. Başka bir oyuncu 18'e giremiyor atıyorum. Onu oynatıyordu. Bu takımın kaybetmesine neden oldu. Ve Montella neticede Türkiye'de Adana Demir'de başarılar kazanmış. Dereceler doğru kazanmış. İyi futbol oynatan, Balotelli'yi bile sevk ve idare edebilen. Aynen. Adana Demir'e hücum oynattıran bir teknik adam. Bize kimyası çok tuttu. Neticede Akdeniz insanı. Bir de şey de bence iyi bir strateji güttü orada. Tam rekabet edeceğin süreçte, o grupta rekabetin iyice kızıştığı süreçte kendi liglerinde rekabet eden oyuncuları ve oynayan oyuncuları seçmesi çok önemliydi. Tabii. Ya işte mesela Abdülkerim Bardakçı buna bir örnek. Tabii. Orada da Abdülkerim Bardakçı kendi takımında çok büyük bir rekabetin içindeyken, yani tabii, şey olarak takımların rekabeti içerisindeyken alıp tekrar bu rekabetin içine sokması Abdülkerim Bardakçı oraya cuk diye oturttu. Aynen. Mesela teşhisler de Hırvat maçında Gvardiol 80 milyon euroluk stoper. Barış Alper bir koşu attı mesela. Orada oranın açığını yakalamış. Livakovic ile Gvardiol'u birbirine çarpıştırdı. Aynen öyle. Yani hocalık o ya, o zaten. Yani sevk bir idare kadar biraz da saha içinde, o çizgilerin içinde bir şeyler göstermekti. Montella da bunu hem kulüp takımlara göstermişti zaten. Ben en çok Samet Akaydın'a şaşırdım açıkçası. Tabii. Yani hem oynamıyordu, hem döndükten sonra takımında kötü oynadı. Sonra yine oynattı, yine iyi oynadı mesela. Demek ki bu adamın kullanım kılavuzu Montella'da. Evet. Almanya maçı Kenan Yıldız. Juventus'ta oynamıyor. Allegri mesela saçını kes, şunu yap, bunu yap diyor mesela. Kestirdi sonra. Mesela attı. Almanya maçında Leroy Sané'den daha fazla doğru efektif performans verdi. Ferdi'ye dokunuşu var. Çok oyuncuya da Abdülkerim'e güvenişi var. Çok oyuncuya dediğin gibi Samet'e dokunuşu var. O yönden bize aşı çok tuttu yani. Peki Hakan Çalhanoğlu'nun olmaması? Abi ben şey düşünüyorum ya. Hakan Inter'de 3-5-2 takımında çok iyi bir beşli orta sahanın parçası. Evet. Regista'da oynuyor, derinde oynuyor. Daha Barella. Daha kalabalık orta sahanın tabii, parçası. Barella, Mkhitaryan, Hakan. Şimdi Hakan'dan burada beklenen Orkun'un olduğu denklemde oyun kurucu 10 numara gibi ise ondan verim alamayız. Doğru. Hani hiçbir oyuncudan verim alamayız o konuda. Hani bugün atıyorum işte İlkay'ı da Türk milli takımına koysan, Türk oynatsan mesela aynı şekilde o da yok olur. Ama Hakan'a uygun bazı yapılar, bazı maçlar olacak özellikle Avrupa Şampiyonası'nda. Beşli orta saha gibi çıkacağımız, Montella'nın sevk liderde bunu çizilmiş oyun planı yapacağı. 4-3-3'te nasıl olur sence? Abi üçlü orta sahada bence biraz zorlanır da 4-3-3'ün bazen solunda oynatırsa Fatih Hoca oynatıyordu ya. Hani orada sayısal eksiklik olursa Kerem'in veya işte Barış Alper'in olmadığı denklemlerde Hakan bence oyun kurucu kanat gibi de eklemlenebilir. Daha doğrusu böyle şey... Yani hücumda 4-3-3, savunmada 4-5-1 gibi yerleşen yani, bir yani, sistemde bence... Yani ya da skoru alırsın, Hakan'a oyunu atarsın. Evet. Öyle denklemler de olacaktır. Ama bilemiyorum skoru. Yani Hakan o rolü kabullenir mi çok emin değilim. Ya ben skoru hep diyorum abi, 5'li orta sahada iç ya Hakan. Evet. Artık yani çok bozarsan onu bütün taşları oynatman lazım ya. Peki şey soracağım sana. Montella artık oldu ve Türkiye Milli Takımı'nın teknik direktörü müdür? Yani bence şu an erken abi. Erken mi şu an karar vermiş? Bence şu an oldu abi. Türkiye 2002'den beri Dünya Kupası'na giremiyor. Avrupa Şampiyonası'nda belki gruptan çıkamayacak ama devam etmeli diye düşünüyorum. Bence de bir de şey, futbolcular da çok ciddi bir şey yaptı yani. Çok çabuk bağ kurdu tabii futbolcularla. Ya Montella'nın bir büyük takımı da var bence Türkiye'de. Evet. Üç büyüklerden özellikle geliyor, var yani. Yavaş yavaş geliyor. Ki zaten Fenerbahçe direkten döndü. Tabii. Orada şeyi yaşamadı yani. O işi olmadı. Hatta bazı spekülasyonlar çıktı. Abdullah Avcı'ya mı gitsek? İsmail Kartal mı? İsmail Kartal'da karar kıldılar en sonunda. O şey ama yerli olsun diye karar verdikten sonraki evet denklem. Ondan önce Montella bayağı direkten döndü ya. Tabii. Bir de çok için. Avrupa Şampiyonası'nda İtalyan hocalar olacak işte. Blasi, Montella. Evet. Zaten Spalletti geliyor. Bayağı İtalyan hoca olacak, zevkli olacak. Evet, 2023'ten seçtiğimiz bir konuda çok enteresan bir şekilde Beşiktaş'ın çöküşü. Şunu söyleyeyim, sana paslayayım. Ben sezon başında Beşiktaş'ın çok underdog bir takım olacağını düşünüyordum. Çünkü geçen seneden aslında iyi bir kadroları vardı ve iyi eklemelerle çok sürpriz bir takım yaratabilir diye düşünüyordum Beşiktaş. %100 katılıyorum. Mesela Raşitsa falan eklemesi ilk dedim ki dediğim o eksikleri tamamlıyorlar herhalde diye düşündürtmeye evet başlamıştı. Geçen seneye nazaran bu sene girişte mesela geçen sene çok ne vurdularsa girdi abi Cenk'le Abubakar. Evet.
Bir de Redmond. Üçlüyü buldular. Oyun gücü yükseldi. Getson performans verdi. Bu sene ilk transfer yani. İlk düğmeyi yanlış yüklediler. Devamı da yanlış geldi. Aldıkları yabancı oyuncular tartışılır. Onana falan. Onana, Amarty mesela. Amarty'yi kullandıkları yer. Hani Amarty üçlü stoper oynayan, yani üçlü oynayan bir savunmanın yedek oyuncusu aslında. Evet. Ama böyle as oyuncu, as stoper gibi aldılar Colin'in yanına. İşte Tayyip Talha sakatlandı. Rozier hiçbir zaman Galatasaray'a Gezal'la beraber yazıldığı dönemki performansına erişemedi. Asla. Sakatlık. Gezal zaten bırakmış. Fegül'ün Galatasaray'daki son sezonlarında. Asla bakıcı olarak hastanede işe başlayacak. Aynen. Çok çok yeter durumda. Ve Şenol Hoca bence tehlikeyi erken gördü ve bana müsaade dedi. Topukladı. Gitti. Hocam. Burak Şenol Yılmaz'ı da yaktı. Yani Burak Yılmaz'ın başlamadan biten bir kariyerine imza attı. Burak Yılmaz'ın ayrılışına Rıza Çalın Bey. Hamına Bey. Hamına da mamına da. Böyle bir şey yok abi. Rıza Çalın Bey bütün ihaleyi bıraktı. Çok ateş topu abi. Bu takım yani Jose Mourinho gelse onu da gönderir. Evet. Öyle bir oyuncu grubu. Çok kötü bir kalite olarak, şey olarak abi hani takım değil topluluk gibi. Abi sen bu takımı nasıl kurdun diyorsun değil abi, mi? Abi oyunu attığın oyuncu Tayfur Bingöl. En canlı bomba Tayfur Bingöl mesela. Kırmızı mı görecek? Faul mu yapacak? Gol mü yedirecek? Topu mu ayağının altından kaçıracak? Muleka gol mü atacak? 3 tane üst üste gol mü kaçıracak? Evet. Biraz eski tecrübe olarak Cenk bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun da fiziği yetmiyor. Bir tek Oxlade'i biraz ayırırım. O da 4 ay yok. Bence şimdi sakatlığını bir kenara bırakırsak bence Beşiktaş takımının en iyi oynayan oyuncusu. Onu da alırken aldılar ama ya bu da Dellali gibi olmasın ya tutarsa transferi. Aynen ya tutarsa transferi. Adam sakatlı çünkü yani. Evet ki... Sakatlandı yine. Sakatlandı. Şimdi Mert Günok senede 3-5 maç seni yakıyor zaten. Evet. Önündeki savunma çünkü kötü. Adam yine yaktı. Ki yine yaktı. Burak Yılmaz'ı gönderiyorsun. Vermiş olduğu o rezalet basın toplantısından sonra. Evet. Rıza Çalınbay'ı götürüyorsun. Ondan daha rezalet basın toplantısı düzenliyor. Mert'in hatasına kusur vuruyor. Abi mesela bir maç oynuyorsun. Şey diyor ya. Beşiktaş takımıyla ilgili bugün bekliyorduk böyle oynamayı bilmem ne. Hani bu... Şey daha kötü bu arada. Nasıl haklı bu arada. Bak söylediklerinde haklı. Ama basın toplantısında konuşulacak şeyler işte değil. Büyük takım teknik direktörlüğü diyor yani. Evet evet. Ya şey mesela o daha fecaatti. Yine haklı. Bak hak veriyorum. Hani elimizdekiler bunlar. Heh. Diyor ki sonra sezon başında olsaydım elimizdeki bunlar da bunlar olmayacaktı diyor mesela yani. Yarısı olmazdı falan. Ve bunları diyor. Da 50 tane kupa kaldırırım derken dedikten aynen sonra getirsin. Aynen. İki önce öyle demeci var. Ki mesela sonra Sergen Yalçın'ın şeyini paylaştılar mesela. Kardeşim kim varsa kim var. Tabii. Biz Beşiktaş'ız. O çıkan oynayacak. Cumartesi göreceğiz diyor mesela Sergen aynen. Yalçın. Ya hadi o şampiyonlar yürürken söylüyor. Takım işleri iyi giderken söylüyor ama o böyle bir 7-8 sakatın olduğu bir tabii. Şeyde arkadaşlar sakat makat önemli değil. Elimizde kim varsa çıkacak oynayacak. Bu kadar basit diyor. Aynen öyle. %100 katılırım abi. İşte büyük takım hocalığı huy başka ya. Bir huydur abi. Büyük takım hocalığı huydur. Ama işte burada da gelen hoca kucağında canlı bombayı bulacak bakalım nereye kadar götürecekmiş. Ve Beşiktaş'ın Allah'tan kendi açısından puan durumu gayet iyi bir yerde gene. Bu kadar buna altı, rağmen, yani, altı buna mağlubiyete rağmen. Hani ya bunu, yine sezon başı 3-3 bitirebilir yani tabii, isterse. Yani bunu 18-19'da Fenerbahçe yaşadı, küme düşüyordu. Evet. 10-11'de Galatasaray yaşadı. O da bayağı iyi yerde bitirmedi. Hatta şeyleri yaşadı. Torrent'le Fatih Hoca'nın sezonunda da yaşadı. Az daha işte şey Fenerbahçe gerçekten küme düşmenin tabii eşiğinde 6. bitirdi o sezonu. Ama yani çok alakasız bir şekilde bitirdi. Son... 4-5 maçta tabii. Kazanmasaydı yine şeydi yani 15'lerde falandı yani. Tabii. Hatay'ı Galatasaray'ı yenmese Galatasaray'ı da korkulur ya görecekti. İşte Göztepe'yi. Rize'yi yenmese. Rize'yi yenmese. Hatta Göztepe'yi yenmese. Rize'yi yendik mi ya? Rize'yi 3-2. 4-2 mi bitti? Getson'a Frick'ten attı maç değil mi? Getson Frick'ten attı maç. Hatta hatırla Berkan'la şeyin Van Aanholt'un böyle tık Fegüli'yle paslaştı. Doğru. Belki Galatasaray tarihinin son dönemde atılmış en iyi takım golüydü yani. Torrent editlerinden atılıyordum onda. Şey işte yani. Şu takımı bile ne oynattı baya falan diye. Hatta şey diyorlardı. Philip Lam'ı Torrent koymuş oldu. Oynatmıyorlar. Sanki Guardiola koymamış da Torrent koymuş ya. Ve 2023'ten seçtiğimiz konulardan biri de Manchester City'nin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. İstanbul. İstanbul'da olması... İngiliz takımlarına yarıyor İstanbul. Yarıyor. Evet. Liverpool'da da aynısı olmuştu. Ve abi City projesinin hani Pep Guardiola için şu var. Çok pahalı oyuncu aldırıyor. Bu imkanlarla olsa Türkiye'deki bir futbol seyircisinin çok böyle takıntılı olduğu bir konudur. Ama Guardiola bu biraz Barcelona kültüründen hani o dönemki Barcelona haterlığının da bunun etkisi var. O dönem çok takıntılı hale gelmişti hatırlarsın. Evet. Bu kadro ben de olsa şampiyon yaparım. O başkasının oldu 8 dedi bayandan işte. Mesela. Olmadı yani. Olamadı yani. Hani Guardiola o açıdan futbolu değiştiren adam. Özellikle 2000'li 10'lu yıllardan sonra. Bir de şeyi hatırlıyorum. Manchester City'ye yaptığı savunma harcamalarıyla bir tane ülkenin savunma sanayine yaptığı harcaması. Şey, sanki Manchester City şey harcıyor da para harcıyor da Manchester United çakıl taşı harcıyor. Manchester United'ın harcadığı City'den daha çok. İnanılmaz. Ve geçen sene hakikaten oyunu değiştirdi abi. Üçlü stoper yaptılar. Laporte'dan çıkmadan önceki son sezon Ruben Dias'lı
Nathan Akeli, Kyle Walker'ın bile zaman zaman orada ve oyunla da çok değişikliğe gitti. Hatta inverted back dediğimiz backlerin oyun kurulumuna dahil olduğu, evet. Haaland'ın üzerine kurulan bir oyun ve işte ilk ayın kilit maçlardaki ortaya koymuş olduğu skorer performans. Ki Haaland çok yani kullanmayı sevdiği bir forvet tipi değil. Tabii değil ama yeniden Barcelona'daki yaşadığı İbrahimovic trajedisini mi yaşar diye konuşulurken nefis verim aldı. 50'ye yakın gol attı Haaland. Tabii. Ve oyun çok dönüştü, oyun çok gelişti. Yani bu sezon bile işte Doku'dan verim almasını biliyor. Grealish'i ilk geldiği yerine göre bayağı yükseltti. İlk alındığı dönemki eleştirilere göre. Haklı bir şampiyonluğu. Özellikle Real Madrid'i parçaladılar ilk maçta. Kesin. Ki puan anlamında da grupta fire vermeden devam ettiler yanılmıyorsam. Ve oyun gücü olarak da bence artık o seviyede en top noktaya gelmişti. Sadece finalde o oyun gücünü çok yansıtamadı evet, aslında. O biraz hani bir İtalyan takımıyla oynamanın da handikapları olduğunu düşünüyorum. Yani Inter iyi tuttu ki Inzaghi de iyi bir tutucu teknik adamdır, pragmatiktir. Oyun kurulumunda hiç izin vermediler. Ama işte orada da Rodri gibi bir oyuncun varsa ayağı çok temiz. Çıkıyor. Yani köşeye tak bıraktı. Köşeye tak bırakıyor. Ve zevk anlamında dediğin gibi 2005'in gerisinde ama turnuvanın genel anlamında bu final City'nin hakkıydı ve kazandılar. %100 hak edilmiş bir şampiyonluğa ulaştılar. Ve 2023'te seçtiğimiz konulardan biri de Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşması. Çok fantastik bir şampiyonluktu bence. Tabii. 14'te 14'ler. İçeride dışarıda Fenerbahçe galibiyeti 3-0 falan. 2006'dan sonra en keyifli şampiyonluktu bence. 2012'den öne yazar mısın? Yok. Şöyle yazamam. Final çok heyecanlıydı 2012'de. Evet. Ya bunda çok... Ama ilk 3'e yazarsın. İlk 3'e yazarım. Ben de yazarım. Yani mutabık. 2006, 2012, 2023. Bir de takımın büyümesi çok keyif verdi Elinç. Hani tabii. Başlarken iki tane pırpır oyuncumuz var. Türk. Elimiz güçlü diyorsun. Abdül Yunus Kerim. Kerem. Yunus Kerem. Yunus olmuyor. Hoca Raşika'yı atıyor. Başakşehir'i 7 atıyorsun. Tam Dünya Kupası arası giriyor. Hırsla bekliyorsun. Ya tamam biz buradan ivmeyi aldık diyorsun. Ha, geliyor Fener'e yeniyorsun 3-0. Sonra o arada Başakşehir'den önce Beşiktaş'ı yeniyorsun. Evet. Oyun gücünün arttığını görüyorsun. Zaniolo geliyor. Yeniden talihsiz bir deprem arasından sonra dönüşte Zaniolo Raşika'yı kesemiyor ya böyle bir takımda. Aynen öyle. Yani böyle bir takımda. Torreira zaten harika oynuyor. Oliveira Torreira iyi bir ikili. Selçuk Melo'dan sonra yeni Melo Selçuk'umuzu buldu keyfini veriyor Oliveira'nın o diagonal pasları. Geçen sezonki evet. Düşene kadarki performansı. Bir de hatırlarsın Konya'ya yeniliyorsun, Beşiktaş'a yeniliyorsun ama hala içindeki umut yok olmuyordu. Yok yok aynen. Güçlenerek artıyordu yani. İşte 3 puana iniyor fark, tekrar 5'e çıkıyor falan tabii. Filan derken hiç... Rakibin ezeli maçlar oynuyor mesela. Daha büyük keyif alıyorsun ondan. Evet evet yani ben Fenerbahçe İstanbul Spor maçı benim son dönemde herhalde Galatasaray maçlarından bile daha fazla keyif aldığım bir maç olabilir yani. İnanılmaz ya. İnanılmaz bir olay. Abi taca atan Okan ya. Evet evet. Sarı beyaz yapmışlar onlar. Şey işte Galatasaray şampiyonluğunda emeği geçenler falan diye bir edit vardı. Orada var ya çok gülmüştüm ben ona ya. Okan böyle atıyor tacı falan. Abi ya tad anlamında bitirişine kadar işte İstanbul Spor maçında Nelson'un topu savuşturması. Onun of, dönüp evet. Gol olması mesela. Sekans sekans çok tatlıydı. Mauro Icardi'nin takımla büyümesi, Kerem'le beraber büyümesi, Kerem'in büyümesi. Kerem'in ki büyümesi. Sen Kerem'i çok seversin. Ya izlerken diyorsun ki Kerem bir şey yapar mesela. Evet. Onu alabiliyorsun oradan. Ya mesela Raşika diyorsun iyi prese dahil. Çok böyle dalga unsuru oldu. Sonra bek kovalıyor. O ama o bir özel performanstır. Çok tırt muhabbet bu arada bence. Çok tırt abi. Evet. Galatasaray'ların da yamyamları olduğu için bu konularda maalesef. O noktaya geliyor yani. Beşiktaş'a gitti diye yani. Abdülkerim Nelson'un iyi bir ikili olması. Yani Marko'ya gidiyor abi. Marko'ya gidiyor. Abdülkerim geliyor. Konya'dan bir stoper geliyor. Galatasaray'lar Marko öldük bittik ne yapacağız? Marko'ya anan yok abi. Aynen. Öyle bir noktaya geldi Abdülkerim'in büyümesi. Boe, Torrent'in gönderin raporu verdiği oyuncu. İneklerin olduğu sahalarda şeyle PAF takımla maça çıkıyor falan. Yani böyle bir oyuncu büyüyor, nereye geliyor? Abi inanılmaz bir sezon. Yani ben başta Başkan Dursun Özbek, Erden Timur, oyuncu Okan grubu, Hoca. Okan Hoca, sonradan eklenen yardımcılar, Marius Wolf, evet. Duran Topuzsuz. Duran Topuzsuz. İnanılmaz ya. Tam zaten bu belli etmiş fragmanı vermiş. Aynen öyle. Adamın adı Duran Topuzsuz. Her şey yerine oturmuş işte yani. Teknik ekip, taraftar. Hakikaten kusursuz bir sezondu. 2023 o yönden pekişince Galatasaray'ın çok mutlu ayrıldığı, evet. Evlerine mutlu gittiği, tribündeyken de maçı izledikleri yerde de öyle bir sezondu. Ve genel manada sana şunu sorsam. Mesela takımda şu kötüydü dediğin en kötü oyuncu bile bugün olsa yani tavan performans dersin. Doğru. Şu takımda fark yaratan anlamında. Değil mi? Ya mesela ben kötü demeyeyim de ortalamada kaldı dediğim mesela Adekukbe var. O bile bir tane maçta işte sağdan soldan gitti çevirdi gol attı. Sağ bek adamı alıyorsun. Boya müthiş oynuyor. Sağ bek'i sol bek yapıyorsun. Aynen. Performans veriyor Dubois gibi evet. Mesela. 12. adam, 13. adam, 14. adamların belli. Sezonun enteresanlığı şurada. Abi Fransa milli takım apoleti olan bir tane adam alıyorsun. Göndereceğim dediğin adam ve böyle şey yani insanların artık ümidini kestiği falan filan. Ben hiç kesmemiştim de.
insanların ümidini kestiği falan bir adam geliyor. Adam itiraz edemeyecek kadar iyi oynuyor falan böyle yani. Berkan için Barış Özbek bu diyenlerin olduğu ya da Berkan gidiyor Kadıköy'de 3-0'lık maçta performans veriyor. Sadece Kadıköy'de değil, içeride dışarıda en ezici tabii derbilerin 6 numarası imza, adam. Yani. İmza performansını veriyor. 6 numarası o adam yani. İşte 12. adam, 13. adam, 14. adam hepsi belli yani. UEFA evet takımının yani Türkiye'ye uyarlanmış versiyonu gibi. Hani orada da Hasan Şaş, Ahmet Yıldırım, evet, Hakan Ünsal falan bunlar giriyordu ya. O denklemde öyle bir takım yarattı Okan Hoca. Ve sezona girerken hiç unutmuyorum. Gomis. Gomis'i de unutmayalım aynen dediğin gibi abi. Gomis çok kritik Okan Hoca'nın böyle sallandığı anlarda. Tutunduğun yani lige tutunduğun her anda Gomis var mesela. Ligin müthiş başlarında. Müthiş. Memati'nin repliği neydi? O kliplerle girdi Okan Hoca. Hangisi? Baban yaşlandı. Oğlum büyü artık lan. Bak baban yaşlandı. Bu kadar intikamı kim alacak? Korkma oğlum korkma. Erkekler korkar mı hiç? Aslan oğlum. Bir ömür babanın adını taşıyacaksın. O ismin hakkını ver. Abi hakikaten Edip de dünya markasıyız ya. Bak baban yaşlandı Okan Hoca giriyor. Aynen. Bu arada şu Edit, gerçekten Edit Oscar'larını kesin yapalım. Yapalım seninle, yapalım. Ben. Bir tane Edit vardı, ona çok çabuk bir baban ya yaşandı. Abu Bakar'ın formasını çıkartırken geçiş. Hmm. İşte bir forma çıkartıyor, Beşiktaş. Aynen. Tak forma çıkarttığı ana geçiyor falan. İnanılmaz bir şeydi ya o. Şey aklıma geldi. Mertens'i mesela, Mertens'in pozisyonu nerede oynayacak falan denkleminde Griezmann gibi bir rol veriyorsun. Bağlantıda 10 numara gibi. Aa tabii evet. Seferovic'le ilgili sıkıntılar varken az önce dedin Gomis mesela orada seni alıp bir yere taşıyor. Seferovic de doğru karar verip hemen ilişkiyi kesiyorsun. Aynen öyle. Icardi bu takımın santraforu diye mesela. Ve Icardi'ye izin veriyorsun. İzin veriyorsun. Arjantin'e falan gidiyor yani. Müthiş abi ya. Ya bak düşününce parçalara bir futbol takımının. İşte bağlarının. Vanda'yla sosyal medya üzerinden çatışıyorlar falan. Aşkın olayım. Büyük bir hikaye yazılıyor falan. Müthiş mesela. Beşiktaş'ta Simge kaşeyi çarpı 4 yaptı abi. Kaşeyi çarpı 4 yaptı Galatasaray sayesinde. Galatasaray sayesinde. Ve sonra kutlamalarda Icardi ile beraber çıkıyor falan. Hakikaten detay detay bakınca hani puzzle'ın parçaları gibi birleşince neden şampiyon oldu Galatasaray'ı şu Almanya'yı yaptığımızda daha iyi konuştukça anlıyorsun evet, yani. Evet evet. Müthiş bir hikaye ve iki derbide bunun işte sonucu iki derbide 3-0 abi. Bir futbol takımı taraftarı büyük okay, takım parlaması ne istedir? Şampiyon olmalıydı bu takım. Yani. Mın mesajıydı yani tabii, iki derbi. Tabii. %100 yani. Hani City örneğinde konuştuk. Herkese vura vura yendiler. Şampiyon ligini aldılar. Galatasaray da kendi domestik arenasında bunu artık herkese kabul ettirdi yani. Kesin. Hani Fenerbahçe şunu diyemez. Ya biz daha iyiydik de Galatasaray bizi işte iki kere yendi, iki şampiyon oldu. Şey oldu. Yani şey diyemez Fenerbahçeli. Şurada bir kırılma anı vardı. Tabii. Kırılma anı şeydi. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin, Sarıcıoğlu'ndaki derbisinin bitiş düdüğüydü. Ve şöyle şeyler oluyor. Offside'ımsılar. He. Teknik direktörler atıyorum Karagümrük maçıyla oynuyor. İki ay sonra hala Galatasaray maçında kaldık diyor Rıza Çalınbay gibi. İnanılmaz şeylerden dönerek yani bu hikaye yazılıyor. Ki offside'ımsı yani dünyanın en komik olayı komik yani. Hani orada Galatasaray'ın verilmeyen yani rakibe verilmeyen bir kırmızı kartı ve kendi verilmeyen bir penaltısı varken Nelson'un pozisyonu. Hala insanların offside'ımsıyı konuşması falan filan abi, çok komik. Ener Valencia penaltıdan kral oldu işte. Evet, gol daha kralı oldu. Daha büyük bir şey var mı yani? Bunun üstüne bir söylenecek söz de yok. 13 müydü? 13 gol mü? Öyle bir şey. Penaltıda internasyonel transfer yaptı 33 yaşında. Adam bu iyi penaltı atıyor alalım dedin herhalde. Hayır öyle. Evet Kıyıcı ağzına sağlık. Eyvallah. Sana da mutlu yıllar diliyorum. Ben de. Sevgili izleyicilerimize de mutlu yıllar diliyoruz. İyi seneler dileriz. Yeni yıl inşallah hepimize güzel ve sağlıklı bir yıl geçiririz umarım. Umarım. Ve gerçekten artık güzel şeyler görelim ya 2024'te. Geçen seneden daha da güzel olsun. İnşallah. İnşallah. Yani hem ülke adına hem bol adına. Hem... 2023 kötü bir yıldı ülke adına. Aynen. Depremdi, oydu buydu falan filan. O yüzden artık böyle kimsenin üzülmeyeceği, kimsenin böyle büyük acılar yaşamayacağımız bir yıl olması dileğiyle. Biz buralardayız ve 2024'te seneye yine görüşeceğiz. Klasik esprimi de yapmış olayım. Ve müthiş espridir. Aynen öyle. Kesinlikle. Hiç eskimez. Tabii canım. Hiç sekmez ve iğrençliğiyle herkesi güldürür. Ve siz de yine 2023'ün size göre önemli olaylarını yoruma mutlaka bekliyoruz. Tabii. Biz süreyi biraz kısa tuttuk. Hızlı yapalım dedik. Size bıraktık aslında. Bir sürü olay vardır da bunu evet, seçtik yani. Öyle, o yüzden şey yapmayalım. Kısa tuttuk. Bir çıtı çerez. Hani 2024'e hazırlanırken böyle yılbaşı akşamı falan belki izleyebileceğiniz çıtır çerez güzel bir içerik oluşturmaya çalıştık. Yorumlara bekliyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Bu ne biçim hikaye böyle? Yılan değil mi? Aldık. Abim ödeyecek. Gel baba.